Poppy Playtime bizi kandırdı. Bilinçaltımıza işlediği mesajlarla bizi inanmamızı istediği şeylere inandırdı. Oyunda bazı kasetler, bazı sahneler izlediğimizde bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor. Ama aslında tüm bunlar bir bütünün, hatta bir oyunun parçası ve bilinçaltımıza işlenen mesajlar. Ve bugün tüm bu karanlık mesajlarla bizi kandırmaya çalışan Poppy Playtime'ın tüm oyununu bozacağız. Oyuncu, yani bizim kim olduğumuzla ilgili anlatacaklarım sizi çok şaşırtacak. Herkese selam, ben Onur ve yeni bir Poppy Playtime videosuyla karşınızdayım. Önceki Poppy Playtime videosunda söz verdiğim gibi bazı bilgiler sadece bizi kandırmak için tasarlandı ve bugün tüm bu kandırmacaya son verip gerçekleri su yüzüne çıkaracağız. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Her 10.000 like'tan sonra yeni bir Poppy Playtime videosu gelmeye devam edecek. Neredeyse her Poppy Playtime videomuzu trende soktunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Ve kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Birazdan duyacaklarınız bakış açınızı oldukça değiştirecek. Oyunda en büyük sırları açığa çıkaran şeyler VHS video kasetler. Bu kasetlerin bazıları bize çok merak ettiğimiz şeyleri anlatırken bazıları ise sanki öylesine eklenmiş gibi geliyor. Ben bunu söylediğimde muhtemelen geçmişte izlediğiniz kasetlerin tümünü düşündünüz ve bazı kasetlerde gerçekten bir mesaj bulunmadığını fark ettiniz. Ama aslında hiçbir kaset öylesine eklenmemişti. Ben bunu fark ettiğimde gerçekten çok şaşırdım. Öncelikle videonun başında söylediğim insanların bilinçaltına mesajlar verme konusunda gerçek hayattan bir örnek vereceğim size. Zamanında meşhur bir kola markasının da sinemalarda kullandığı meşhur bir reklam tekniği var. Invisible, yani görünmez reklamlar. Buna göre bir filmin içerisinde belirli karelere eklenen saliselik görseller tam olarak görünmese de beyin onu algılıyor ve bilinçaltına o karedeki görsel kazınıyor. Yani aslında o logoyu ya da mesajı görmüyorsunuz ama beyniniz algılıyor ve bu yüzden o ürüne karşı istek duyuyorsunuz. Daha sonra bu reklam türü etik olmadığı için yasaklandı çünkü insanlar isteyerek görmediği bir reklamla o ürüne yöneliyorlardı. Bu reklam türü o kadar başarılıydı ki satışları o dönem %18.1 arttırmıştı. Poppy Playtime'da da buna benzer görünmez olmasa da bilinçaltımıza bazı mesajlar veren kasetler var. Ve bu kasetleri çözdüm. Şimdi hepsini bir bir anlatacağım. Dikkatle dinlemeyi unutmayın. Öncelikle ben dahil olmak üzere hemen hemen herkes bizim kim olabileceğimizle ilgili teorilerde kaydırakta ismi yere düşen kişi Elliot Ludwig, Late Pierre gibi isimleri söyledi. Yani erkek. Ya da bir oyuncak olabileceğimizi söyledik hep. Kadın bir karakter olabileceğimizi neredeyse hiç düşünmedik. Peki neden? Şimdi size Stella Greyber kim diye sorsam muhtemelen vereceğiniz cevaplar arasında kisimisi, Poppy ya da ismi önemli değil ama bir oyuncağa dönüştürülen biri olduğu cevapları gelecek çoğunlukla. Bu arada Stella'nın Poppy olma ihtimali yok. İkinci bölümde Stella'nın hala insan ve Mommy Longlegs üretildikten sonra, yani 1991'den sonra Mommy Longlegs'i de anlattığı kaydı var. Game Station'da 1991'de üretilen Mommy Longlegs'den bahsediyordu. Bu da demek oluyor ki Stella 1991 yılı sonrası hala insan. Poppy ise 1950'de üretildi. Yani Poppy'nin Stella olması yıllara baktığımız zaman mümkün değil. Ama bizim Stella'yı bir oyuncak olarak düşünmemiz istendi. Sebebine bakalım birlikte. Birinci bölümde Stella Greyber'le ilgili bir kaset vardı hatırlarsanız. Bu kasette bize ne anlatılıyordu? Stella Greyber Playtime Co'ya iş başvurusunda bulunuyordu. Bir iş görüşmesiydi aslında bu. Stella çocukken ne kadar mutlu olduğundan ama insanların yaşlanıp ölmesinden bahsediyordu. İnsanların sonsuza kadar genç kalamadığından duyduğu üzüntüyü anlatıyordu. Özetle ben ölümsüz olmak istiyorum mesajı veriyordu kasette. Aynı zamanda oyun sonu ekranında da Poppy ve Stella'yı seslendiren kişi aynıydı. Ve Poppy eşittir Stella teorileri yapıldı haklı olarak. Ben o günden beri Poppy'nin Stella olamayacağını söylemiştim ve olmadığı da ispatlandı. Ama bu kasetin eklenmesindeki tek amaç bilinçaltımıza Stella Greyber'in oyuncak olmak istemesi ve Playtime Co'da işe girdikten sonra da oyuncağa dönüştürüldüğü mesajını vermekti. Artık hepimiz Stella Greyber'in bir oyuncak olduğuna inandırılmıştık. Ya da onlar öyle sanmıştı. Bir düşünün, bu kasetin bizi Stella'nın oyuncak olduğuna inandırılmamızdan başka ne amacı var? Kasetin tek amacı söylediğim gibi bilinçaltımıza Stella'nın ölmek istemediği Poppy'ye hep genç kalmak istediği mesajını vermek. Bu yüzden Stella'yı hep oyuncak olarak düşünmemiz istendi ve bunu da başardılar ta ki bu videoya kadar. Ve bu kasetten hemen sonra Deney 1006 ile ilgili Final Log yani son kayıt isimli bir kaset daha bulduk. Bu kasetse Stella kasetinde son dinlediklerimizden hemen sonra Deney 1006'yı anlatıyordu. Ama söylediği ve bilinçaltımıza işlenmek istenen önemli bir mesaj vardı bu kasette de. Deney 1006'dan bahsederken his deniyordu. Yani onun bir erkek olduğu söyleniyordu. Peki Deney 1006'nın erkek olduğu mesajının ne önemi vardı? Bunu neden oraya eklemişlerdi sizce? Bu da aslında bilinçaltımıza yerleştirmek istedikleri ikinci mesajdı. Ve dikkat ettiyseniz bu iki mesaj ard arda yerleştirilmişti. Böylelikle biz Stella Greyber yani kadın bir çalışanın oyuncağa dönüştürüldüğüne inandık. Ve Deney 1006'nın da erkek olduğunu duyduk. Deney 1006 en önemli varlıklardandı. O zaman bu karanlık fabrikadaki tüm karanlık işleri de erkekler yapmalıydı. Oyuncu yani biz de erkek olmalıydık. Aslında bu iki kasette verilmek istenen bilinçaltı mesajlardı bunlar. Uzun süredir bizim kim olabileceğimizle ilgili teorilerimde hep erkek bir karakter aklıma gelmişti. Aynı zamanda oyuncağa dönüştürülmüş biri de olabilirdik ama her halükarda erkektik. Bunun sebebi ard arda dinlediğimiz ve istemeden bilinçaltımıza yerleşen Stella Greyber ve Deney 1006 kasetlerindeki mesajlardı. Ve bu yanıltmacayı keşfettikten sonra derinlemesine bir araştırma yaptım. Atladığımız çok ama çok önemli bir şeye ulaştım. Şimdi bizim kim olabileceğimizle ilgili bilgilere bir bakalım. İkinci bölümde Mommy Longlegs'in söylediği gibi biz eski bir Playtime Co çalışanıyız ve Mommy Longlegs bu yüzden ölmeyi hak ettiğimizi söylüyor. Yani biz deneylerde rol almış ve yetim çocukları ve insanları istemeden deneylere dönüştüren karanlık ekibin bir parçasıyız. Yine ilk oyunun başında aldığımız notta da eski bir çalışan olarak fabrikaya geri döndüğümüzü biliyorduk. Tüm çalışanların listesine bakmamıza gerek yok. Tabii ki de Playtime Co'da çalışmış ve tanıdığımız herkes olabilir. Ama sizce sıradan bir çalışan olsak ve bu karanlık işlerin içinde olmasak bu lanetli fabrikaya yıllar sonra tek başımıza gelir miydik? Daha önce bir videomda da bahsetmiştim. Muhtemelen polise haber vererek kolayca tüm fabrikanın araştırılmasını, kaybolanlar varsa bulunmasını sağlayabilirdik. Bizse oyuncu olarak kendimiz geliyoruz. Yani bu karanlık planların bir parçasıyız ve kendi pisliğimizi kimse duymadan temizlemek istiyoruz. Bu durumda bizim kim olabileceğimizle ilgili seçeneklerde Playtime Co'nun üst yöneticilerinden biri olmamız ya da deneyleri yapan bilim adamlarından biri olmamız gerektiğini düşünerek biraz sınırlandıracağım. İkinci bölümdeki kaydıraklarda ismini gördüğümüz Playtime Co yetkililerinden biri olabiliriz demiştik. Elliot Ludwig, Late Pierre, Edimene Ritterman ismindeki harfler yere düşen Playtime Co yetkilisi ya da Stella Greyber. Şimdi söyleyeceğim bölüme dikkat edin ve hiçbir zaman unutmamak üzere bir kenara not edin. Oyunun en sonunda muhtemelen bir sahnede kendimizi göreceğiz ya da bir gün bizim kim olduğumuz bir şekilde ortaya çıkacak ve en çok oyuncu yani bizim kim olarak görünmemiz sizi şaşırtırdı. Bugüne kadar geçen tüm teorilerde hemen hemen tüm Playtime Co çalışanlarını saydık, hatta Edimene Ritterman'i bile. Ancak unuttuğumuz biri vardı. Şimdi size söyleyeceğim isim eğer oyuncu yani biz olsak ve en sonda o kişinin biz olduğunu öğrenseniz ne kadar şaşırırdınız? Önce bunu düşünün. Stella Greyber. Öncelikle bizim kim olabileceğimizle ilgili teoriyi ikiye ayıralım. Biz bir oyuncak ya da deney olabiliriz. Eğer böyleyse herhangi bir Playtime Co yetkilisi ya da çalışanı olma ihtimalimiz var. Kaç yaşında olduğumuzun hiçbir önemi yok. Ya da biz Deney 1006'yı kontrol eden biriyiz. Belki Elliot Ludwig'iz ve Deney 1006 belki bir animatronik formunda. Tüm bunlar tabii ki de olasılık ama şimdiye kadar hiç kimsenin söylemediği isim Stella Greyber. Biz Stella Greyber'iz demiyorum. Bu sadece bir teori. Ancak herkesin dikkatinden kaçan bir teori. Ancak eğer biz bir oyuncak, animatronik ya da deney değilsek yani normal bir insansak kısmına gelelim. Eğer böyleyse o zaman oyunun geçtiği yıllarda yani 2001 yılları sonrasında olabileceğimiz sayılı alternatif var. Oyunun neden 2001 yılı sonrası geçtiğini hatırlatayım. tanıtayım. Mommy Longlegs 1991'de üretildi ve biz 10 yıl sonra kapanan fabrikaya geri döndük. Oyunda 1991'de üretilen Mommy Longlegs'i gördüğümüze göre oyunun hikayesi en erken 1991 + 10 yıl eşittir 2001 yılında geçiyor olabilir. Bu durumda eğer biz bir insansak Elliot Ludwig olamayız. Çünkü 2001 yıllarında Elliot Ludwig'in 100 yaşını aşkın olması lazım. Ve 100 yaşını aşkın birinin oyundaki gibi zıplayıp koşması mümkün değil, en azından fiziksel olarak. Eddie Mene Ritterman kaydırakta ismi yere düşen kişi ya da bilim adamlarının yaşıyla ilgili elimizde bir bilgi yok. Late Pierre'in 2. bölümde Marcus isimli çalışanıyla 1991'de konuştuğunu biliyoruz. Ve Late Pierre'in o kasetteki sesine bakarsak en fazla 50'li yaşlarında olabilir. Yani 2001 yıllarında en fazla 60'lı yaşlarında olabileceğini düşünüyorum. Bu durumda bizim Late Pierre olma ihtimalimiz de olabilir. Ancak hiç düşünmediğimiz Stella Greyber, 1. oyundaki kasette sesinden anladığımız kadarıyla henüz oldukça genç. En fazla 30'lu yaşlarında ve oyunun hikayesinin geçtiği dönemde de en fazla 40'lı yaşlarında olan, şu an bildiğimiz en genç Playtime Co üst düzey yöneticisi. Yani oyuncu olarak zıplayabilecek, durmadan koşabilecek bu enerjiye sahip çalışanlardan biri. Tabii tekrar belirteyim, eğer bir oyuncak, bir deney değilsek, yani eğer bir insansak bu söylediklerim geçerli. Çünkü eğer bir deneye dönüştürülen bir oyuncaksak herkes olabiliriz. Çünkü ölümsüzlüğümüze ve sınırsız enerjiye zaten sahibiz. Şimdiye kadar hiç dikkat etmediğimiz bu isim Stella Greyber. Eğer oyunun en sonunda biz çıkarsak bu söylediğimi hatırlayın. Ve biz olmasak bile şimdiye kadar unuttuğumuz Stella'nın bu karanlık planlar içinde önemli bir yerde karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bu video o gün hatırlamamız gereken bir video olarak arşivlerimizde kalacak. Tabii ki kasette söylendiği gibi Stella direkt olarak bir oyuncağa dönüştürülmüş de olabilir. Ancak hem Stella kasetinin hem de Deney 1006 kasetinin art arda eklenmesi ve benim kasetlerde yapmış olduğum analizin sonucunda sanki bizim Stella'nın oyuncaklaştırıldığına inanmamız istendiği için o kaset oraya eklenmiş gibi düşünüyorum. Kaydırakta ismindeki harfler yere düşen kişi, Late Pierre, Elliot Ludwig olmamız çok beklenen bir senaryo. Bu yüzden oyunun hikayesi bizi şaşırtacak bir sona doğru ilerleyebilir. Bu yüzden çok daha düşük ihtimal verdiğimiz Eddie M.N. Ritterman, Stella Greyber, hatta belki de üst düzey olmayan bambaşka bir çalışan olabileceğimizi ve hatta bir oyuncak ya da deneyleştirilmiş bir varlık olabileceğimize her zaman hatırlayalım. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 10.000 like ile yeni bir Poppy Playtime videosu gelecek. Aynı zamanda kanala abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yeni videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için lütfen abone olun. Şu an ekranda önceki Poppy Playtime videolarımın olduğu listeyi görüyorsunuz. O videoları da izleyin. Bulmacanın parçalarını tamamlamak için tüm gizemlere hakim olun. Yine çok seveceğiniz bir video daha ekranda. O videoyu da izleyebilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.